endeks 63 bin seviyesini neden aşamıyor diye sorduk Ahmet Bey, buyurun. Evet, şimdi 64.500'de zaten geçmişten kalan düşüş sırasında oluşan tepeler var. Orası, oraya doğru yanaştıkça sıkıntı artıyor. En son seferde gene oralara doğru bir yanaşma oldu. 63.800'ler filan civarından gün içinde gördü. Gerçi orada kapanış yapmadı ama oradan aşağıya yuvarlandı. Şimdi 54.000'den başlayan rally de non-stop gitti. Yani pek fazla da bir gerileme olmadı. Yani paralel bir kanal içinde yukarıya kadar geldi. En sonunda şimdi dayandı 63.575'e. Burada iki defa deneme oldu. Pek geçilemedi. 62.000 ve 63.500 diyelim veya 600 diyelim. Şöyle böyle bir 1600 puanlık bir alanın içine sıkıştı. 3 tane tepe oluştu. Yani korkulu rüya esasında biraz da yavaş yavaş yuvarlanıyor, böyle bir yarım daireye dönüyor. Ortada 63.575 olmak üzere, sağ tarafta da şimdi 63.000'ler var. Sol taraf oluştu zaten 63.000'in üzerinde. 3 tane tepe var. Alt taraftaki tutacağı yer endeksin 62.000. Bu bizim işte obo dediğimiz omuz başı omuza döner gibi bir hali var. Ama daha onay vermedi. Birkaç gündür bunu biz de aslında konuşuyoruz. Hatta grafiklerle de aktarıyoruz. Görüntü o şekilde bir hava var ama belli de olmaz. 62.000'in altına indiği zaman, bir de 61.750 var çok yakında mesafede. Epey de çıktı. Yani %38-40 Fibonacci oranı kadar geri gelmiş olsa bu çıkış 54.000'den. Endeksi zaten 59 civarına sarkıtır. Hı hı. Orada da 200 günlük, 50 günlük, 20 günlük falan bütün ortalamalar 59'da 60 bin arasında bir yere kadar geldi. Uzun vadeli, kısa vadeli ortalamalar, uzun vadeli ortalamaları yukarı doğru kestiği için uzun vade baktığınız zaman endeks hakkında olumlu düşünmekte yarar var. Ama kısa, ama kısa vadede 62 binin altında satış gelir. Evet. Yani indiği anda 62 bin, 2500, 300, 3000 puan 59.5'a kadar geldiğini farz edersek 62'den 59.500, 2500 puan, bu biraz karları yer. Buralarda alanlar biraz zarar edebilir. Vızıldama başlar. Yatırımcım da zaten hep tepede girer, aşağıda çıkar. Bir sıkıntı vardır orada da. 450 lirada kağıt işlem görürken satmaz. O kağıt iner 200 liraya, yuvarlak hesap çarpar bölersen. Ne oldu? Bedelsiz verdi. Şu bu. Böyle bir sürü hikayeler şimdi gene kafa ağrıtmaya geliyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yani bazı şeyleri de insanlar kendileri biraz düşünmeli diye düşünüyorum. VOP'ta da 1750 puanlık bir bant var. Orada da 76.250, 76.500'de destek daha var. Üst tarafta da 78.000 civarında bir direnç oluştu. Buradan da bir tarafa doğru bir 1750 puanlık bir kopma olur. Ha, yukarı yönde eğer 63.500'ü devirirsek, koyun üzerine 1500 puan da bandın kalınlığı kadar, o zaman 65.000 seviyesi görülebilir. O zaman kabaca endeks bu aralar karar noktasında teknik olarak ama formasyon her iki tarafa da, iki tarafa da 1500 puanlık bir yere doğru gidebilir. Aşağıda 59'lar demek ki. 59-59.5 civarı. Oraya kadar sakma ihtimali. Kolay kolay kırılmaması lazım. Evet. Yani yukarıda da 65 olasılığından tabii bahsediyoruz demek ki. Yani peki, yukarı doğru gittikçe ama satışlar artar. Neden diyeceksiniz? Bankaların bir kısmında artık dikkat ederseniz aldan nötre, işte nötrden vallahi nötr gibi ama satsanız da iyi olur tipinde. Yani, aracı kuruluşlar, yani bu tip yatırım danışmanlığı yapan şirketler, büyük şirketlerde, Amerika'da da böyledir. Kolay kolay sat demezler, diyemezler. Yani hep alıma yöneliktir işler. Uzun vadede de zaten almalısınız. Yani bir senede alıp 10-15 sene tutacaksınız ki bir şey kazanırsanız. Yani bizde öyle olmuyor. Bizde çok fazla iniş çıkışlar oluyor. Yani bizde 10 sene ama gene de uzun vadede iyi kağıtta kalanlar son 10-15 senede iyi para kazandılar diyebiliriz. Aracı Kuruluşlar Birliği'nin bir araştırması vardı. Yabancılar Türk hisse piyasasında ortalama elde tutma süresi yaklaşık bir yıl. Yerli yatırımcıların da ortalamada yaklaşık bir ay. Yani çok ciddi bir fark var. Yani. Ben 10 gün falan diyecektim yani, hazırlanıyorum. Bu ortalama ama tabii 10 yıldan bahsediyorsun. O çok daha hani iyi paralar ve iyi karlar bırakan, evet, şirketler oldu. Ama peki, bunun yanında çok iniş çıkış olduğu piyasalarda, hele bilhassa 1990 o 2000 seneleri arasında, evet, yatırımcılar epey hırpalandı. O bakımdan bir korku oluşuyor yani.
Evet. Şimdi takipçilerimiz Twitter'dan sana bazı şeyler soruyorlar. E-mailler de geliyor. Halka arzlar konusunun daki yorumlarını, hatta halka arzların ne kadar başarılı olduğu konusundaki görüşlerini örneğin bir takipçimiz sormuş. Hani ikincil piyasayı tekrar konuşacağız ama bunu da böyle bir değerlendirelim mi? Hani ben, az önce hisse bazında bir takım açıklamalar, değerlendirmeler yaptın. Halka arz dediniz de şimdi geçmişten kalan 12 sene öncesinin bir halka arzı vardı. Gene ben böyle CNBC'deydim zannedersem veya NTV'de. Karşımda Celal vardı. Büyük bir şirket halka arz ediliyordu 45 bin liradan. O zamanın fiyatı öyle ki yani yaz aylarıydı ve aşağı doğru çakılıyordu yani piyasa. Ne kadar iyi bir şirket olursa olsun, çok da süper bir şirket zaten. Ama piyasa bir kere aşağı doğru giderken halka arz pek tutmuyor. Bizim rafineri de halka arz oldu. O da daha sonra aşağılara gitti. O Tüpraş falan. Şimdi halka arzlarda zannedersem yani yatırımcının sorusu şu. Ne zaman halka arza girse yatırımcılar ya yeteri kadar hisse senedi almıyorlar. Bir de genel bir kural oluştu. Eğer istediğin kadar mal geliyorsa, istediğin kadar senet sana geliyorsa, yani talep, arz talebi karşılıyorsa, yatırımcının o %10'luk rüyası var ya, açılır açılmaz hemen %10 yukarıdan pat küt tavan olsun, ben de satayım %10'u cebe indireyim. O öyle olmuyor. Ama son dönemde çok buna da yönelik eleştirilerin geldiğini ben vallahi duydum. Vallahi bir sürü kağıtlarda aşağıda yani kimse evet. Kusura bakmasın ama 18 liralık kağıt 5 lirada, 8 liralık kağıt 3 lirada. Yani bunlar büyük şirketler ve bazı şirketler epey para kaybettirdi. Bazıları var çok enteresan, onlar da bilmiyorum yatırımcı ne yapıyor. 1 liradan kağıt 9 liraya gidiyor, 9 liradan 80 kuruşa iniyor, oradan tekrar kalkıyor gidiyor filan. Çok fazla hareketlilik olan yerde yatırımcı ezilir. Evet, Haziran başında böyle çok sayıda Türkiye'yi overweight'e çeken ya da nötrden nötre çeken yani upgrade eden kurumlar vardı. Nitekim piyasanın hareketini o günden bugüne gördük zaten öyle değil mi? Uzun vade için şimdi, biz de zaten evet. Kötü bir şey konuşmuyoruz. Eğer dış piyasalar çökmezse yani dünyada bir karambol yaşanmazsa ikinci defa paldır küldür gene diplere resesyon, derin bir resesyon Rubini'nin dediği gibi gene o Dow Jones 10.000'in altında falan gidecek şekilde bir şey yaşanmadığı takdir veya Türkiye'de Türkiye'nin kendisine özgü bir problemi olmadığı takdirde bence bir kere daha aşağı bir gelme var. Ondan sonra 70 bine doğru sene sonunda bir hamle olacak. Yani onu hep bahsediyoruz. Peki. Şimdi Mesut Bey bir e-mail göndermiş ve senin Nurel Rubini'nin mükemmel fırtına tezi hakkında ne düşündüğünü merak ediyor. Olabilir mi? İhtimal mi? Olursa bizim borsamız hangi seviyeye düşer demiş. Tam da o noktada sen zaten Rubini'nin kulaklarını çınlattın. Evet şimdi ama yani büyük buhranlar niye para saçıyoruz devamlı? Yani Fed niye devamlı olarak burada trilyonları basıyor? Bir anlamda likiditeyi sağlamak işte aktiviteyi hızlandırmak istiyor ama Amerika'da dahil olmak üzere herkes borcunu ödüyor. Yani kimse borçlanıp da yeni tüketime gitmiyor. Mevcut borçları kapatmaya çalışıyor. Bu da pek aktiviteyi o kadar yüksek seviyelere getirmiyor. Ama likidite sağlamanın amacı dünyayı yani karar almışlar. Bir kere artık bir yani büyük savaş yok. Olmaması lazım. Çünkü diğer iki depresyon savaşlarla ancak durdurulabildi. 1914'te işte veliaht öldürüldü veya suikast teşebbüsünde bulundu falan. Hadi savaşalım. Öyle olmuyor o işler 14-18 savaşı. Peki. İkinci Dünya Savaşı da aynı şekilde 39'da. Yani 29-32 arasındaki büyük depresyonun sonucunda oralara geliniyor. Şimdi işte Rubini'nin hikayesi olmaması için bütün dünya büyük bir çaba sarf edecektir diye düşünüyorum. İyiye gitmez o zaman işler. Peki, bir başka izleyicimiz Osman Bey demiş ki Merkel 10 gün öncesine kadar ailemizin bir parçasıydı. Siz de özlemediniz mi? Gündemden neden düştü? Bu birkaç gündür biz biraz daha fazla tabii Bernanke'yi böyle ailemizin bir parçası olarak belki anlatıyoruz ama evet. Osman Bey'e de söyleyelim. Bugün günün ilk yarısında Merkel'den bir takım açıklamalar geldi. Hatta az önce Zeynep de bunun detaylarını anlattı. Euro-dolar paritesinde bir miktar aşağı yönlü hareketin sebebinin de gene bu olduğu ifade edildi. Nitekim Ahmet Mergen 63'ü aşabilecek miyiz, aşamayacak mıyız? Böyle bir yüzdelik ortaya koysak yüzde kaç ihtimalle 65 bin, yüzde kaç ihtimalle 59 bin diyorsun? Valla ben önce aşağı diyorum yani daha fazla. 150'nin üzerinde ben önce bir aşağıya. 54 binin üzerinde muhtemelen 58-59 o civarlarda bir yerde ortalamaların biraz altına biraz üstüne falan orada bir toparlanma.
bekliyorum önce, daha yukarılara gitmeden önce. Yani Merkel konusuna gelince tabii İspanya ve İtalya'yı bitirdik. Yani kısa vadeli için bitirdik. Euro'yu indirdik indirebileceğimiz yere kadar. Şimdi herkes Euro'da satıcı, birileri de alıyor. Ne olacak? Piyasayı terse götürecek bir hareket olur. Genelde %90'ı Euro'nun düşeceğine oynuyorsa muhtemelen Euro değer kazanacaktır. Piyasanın gündemini şu anda Bernanke belirliyor. Ailemiz, o da fazla bir şey söylemedi. Madem Bernanke bugün dedi, de bir şey söylemeyecek Bernanke. Söylemeyecek canım. Zaten o Q3'ü falan bekleyenler daha biraz daha bekler. Eylül ayını falan bekler. Çünkü şu anda eğer o işleri yaparsan Obama'ya pek yardımcı olmazsın. Çünkü insanlar onu unutur Kasım'a kadar. Evet. Kasım'a en yakın zamanda bu işleri yaparsan... Seçmenin hafızası daha... Tabii canım, bizimki balıksa onlarınki de balık hafıza. Bütün hepimizinki balık hafıza zaten. Evet. Hop diye unutuyoruz işimize geleni. Evet. Madem Bernanke'den bahsediyoruz, bir de ufak şarkı söyleyelim, bir şey yapalım. Yani bu son zamanlarda bir şarkı var. İşte bir iyilik yapsana, Q3'ü açıklasana, paraları saçsana, bizleri mutlu kılsana diyelim. Bu yatırımcının bir anlamda istediği şey Bernanke'den. Bu umut tabii, hala devam ediyor. Açıklasın ama o da açıklamayacak. Hatta FED Başkanı Bernanke'den dün yeni hiçbir şey duymadık. Bugün de muhtemelen duymayacağız. Tamamen beklenen şekilde her şey masada diyor FED Başkanı. Ama buna rağmen piyasalar dünyada QE3 beklentisi. Opsiyonları da açık tutuyor. O yani devamlı olarak her an yapabilirim falan diyor. Bir şekilde beklenti yönetimi aslında FED Başkanı'ndan. Peki. Ahmet Mergen, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, yorumlar için, değerlendirmeler için.